Deklanşör'ün bu haftaki konuğu tanıtım ve reklam fotoğrafçılığının önde gelen isimlerinden ve aynı zamanda Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçıları Derneği AS Başkanı Serhat Gökçaylar. ...83 yılında oldu bu hikaye. Yani çıraklık dediğimiz bir hadiseyle başladı. Ustamda rahmetli Haluk Doğan Bey ve hakikaten uzun süre beraber çalışıp onunla sağ olsun bize bu mesleği öğretti. Ama çok keyifli gelmişti ki zaten biz de kaldık bu meslekte. Aşağı yukarı ne oldu? 22 yıl oldu işte. Yani o zaman karanlık odadan başladık biz bu işe. Film yıkayarak başladık. Ondan sonra adım adım gelişmeler oldu ve o şekilde geldik. Şimdi bakacak olursak bizim yaşadığımız, yani o mesleğe başladığımız dönemde zordu. Şartlar da zordu. Yani film bulmak bile zordu. Yani filmi sipariş verip alabiliyordunuz. Şimdi o kadar bol ki her şey. Yani her şey elinizin altında. İşte bir de bu dijital teknolojiler çıktıktan sonra kolaylaştı iş. Ha, iyi mi kötü mü? Yani onu bir tartışmak lazım bence. Yine bahsettiğim gibi, yani eline bir fotoğraf makinesi alan, dijital fotoğraf makinesi alan bugün çıkıyor. Ben fotoğrafçıyım diyor. Yani nasıl oluyor bu iş bilmiyorum. Ya biz başladığımızda böyle değildi. Yani çünkü fotoğraf bir ışık bilgisi. Yani bunu ilk önce öğrenmek lazım. Bir kompozisyon, bunu öğrenmek lazım. Bakmak çok önemli değil. Görmek lazım. Ama şimdi dijitalde öyle değil. Yani insanlar alıyor bir makine eline, çekiyor, bakıyor olmadı, bir daha çekiyor, bakıyor ve bir yere varıyor, oluyor. Ama bizde öyle değildi. Yani çekiyorsun, bekliyorsun film banyo edilip de arkasından ne çıkacak diye. Ondan sonra seti bozuyordu. Biz 83 yılında bu işe çırak olarak başladığımda inanın sabah saat 9'da çekimlere başlardık. Akşam saat 5'e kadar sürekli çekim olurdu her gün. Ama o zaman zaten bu işleri yapabilen ne o kadar kalifiye insan vardı ne de böyle teknolojiler vardı. İşte onun için biraz şimdi piyasanın bu şekilde olmasını ona da bağlıyorum. Yani bu teknolojiler geliştikçe hem işler bölündü, hem işler azaldı. İşi iyi bilen insanlar ya da iyi iş isteyen insanlar tabii ki bizimle çalışmayı tercih ediyorlar. Ama bugün atıyorum mesela bir insert çıkartacak. Bir dijital makine alıp bir ürün fotoğrafını çekmek onun işini görüyor zaten. Ama bu bir şey değil, kıstas değil işte. Yani kaliteli iş isteyen yine bizimle çalışıyor. Ama ne kadar kaliteli iş isteniyor piyasada, o da ayrı bir şey. Yani işlerin kalitesi de biraz düşmeye başladı. Bu dijital teknoloji çıktıktan sonra. Çünkü basit. Yani al, çek ve işini gör. Yani eğer bir fotoğrafta bozukluk da varsa, Photoshop'ta onu düzeltme imkanı var. Fotoğrafa bakış anlamında Türkiye'de iyi bir yer. Yani Türkiye şu anda Avrupa, Amerika standartlarında iş çıkartabiliyor. Ama dijital teknolojide de şey var biraz daha, biraz oturmuş değil. Şu anda aşağı yukarı herkes kullanıyor bunu. Yani bizim kendi içimizdeki meslektaşlarımızın çoğu kullanmaya başladı. Yani çok karşı çıktık, yani direndik, bekledik. Ama beklemek de olmuyor çünkü bir yerden başlamak lazım. Çünkü o kadar hızlı ilerliyor ki teknoloji. Bir yerden alıp devam etmek lazım. Ama bizim daha önce kullandığımız aletler, makineler öyle değildi. Yani mesela benim kullandığım makinenin bir tanesi 25 yıllık makine. Ve hala benim işimi görüyor. Dijital öyle değil. Yani bugün bunu alıyorsunuz, ertesi sene bir bakıyorsunuz başkası çıkmış. Takip etmesi de zor. Yatırım, yani bir de bunun bir finans tarafı var. Almışken iyisini alalım diyoruz. Ama yok işte, yani iyisi yok. Yani şimdi gidiyor, yani yukarıya doğru gidiyor. Beklemenin anlamı yok. Ve gittikçe oturuyor tabii, yani herkes kullanmaya başladı. Çünkü talep de öyle.
tabii bir birikim var aslında. Yani o bir birikim bize bir zorluk çıkartmıyor ama yine de diğer taraftan analog çekimler yaparken işte polaroidler çekersin, bakarsın işte ışık oturmuş, oturmamış. Dijitalde öyle bir şey yok. Koyuyorsun laptopunun yanına, ışıklarını yapıyorsun, çekiyorsun, bakıyorsun, tamam devam ediyorsun. Sonra o renk ayarlamalarında da çok pratik şeyler var tabii dijitalde, onların düzeltilmeleri konusunda falan. Çok büyük kolaylık sağlıyor, hızlandırıyor, işimizi hızlandırıyor. Yani onu da kabul etmek lazım, bu gerçek. İlgi alanım doğa fotoğrafçılığı. Ama yani bunu vakit ayırıp da çok yapamıyorum açıkçası. Bir gün işte bu işler hafiflerse, birilerine bırakırsak fotoğraf makinemizi elimize alıp çıkacağız ve o işi yapmaya başlayacağız. Yani bu işim benim tarafımdan çok daha keyifli. Yani tamam, bunu iş yapmak zorundayız. Profesyoneliz çünkü. Prodüksiyon aşamasından bahsederken yurt dışındaki olduğu gibi fotoğrafçının hiçbir ekipmanının olmaması, bu bütün ekipmanı kiralayarak iş yapabilme gibi bir avantajı var. Bizde çok fazla böyle bir şey yok. Yani bir takım sınırlı imkanlar var. Ama bunları da kullanmak ya da kullanabilmek ne kadar şey oluyor bilmiyorum açıkçası. Olsa yani bu imkanlar kullanılabilirse tabii bizim işimizin hem kalitesi artacak hem rahatlayacağız açıkçası. Çünkü bu dünyada, Amerika'da, Avrupa'da dediğim gibi yani insanlar sadece fotoğrafçıyla anlaşıyorlar. Onun dışında fotoğrafçı stüdyoya girdiği zaman zaten her şeyi hazırlanmış oluyor. Asistanları oluyor. Ona sadece kameranın arkasına geçip deklanşöre basmak kalıyor. Biz burada çok daha farklı koşullarda çalışıyoruz. İşin bütün detaylarıyla ilgilenirken esas asıl yapmamız gereken işte bir takım eksiklikler belki çıkabiliyor. Yani eğer bizim de böyle bir imkanımız olsa, biz de o şartlarda çalışabilsek, tabii bunu kabul edecek müşteri potansiyeli olsa belki çok daha kalitemizi üst düzeylere çıkaracağız. Günümüzde müşterinin kalite anlayışı da çok farklılaştı. Kaliteyi bilen ya da kaliteyi isteyenler zaten hiçbir sorun çıkartmıyorlar. Ve yani o profesyonellikte olan müşteriler, işe o profesyonellikte bakan müşteriler bizim hem işimizi kolaylaştırıyorlar hem daha kaliteli işler satın alıyorlar. Diğer taraftan da bu işin, yapılacak işin kalitesine çok fazla değer vermeyip de sadece bu bizim işimizi görür açısından bakan insanların da aldığı işler daha farklı. Dediğim gibi geçmişte daha fazla önem veriyorlar. Yani art direktörler işi tanımlarlarken almak istedikleri işi o kadar detayına kadar anlatıp çizip veriyorlardı ki kalitesine daha fazla önem veriyorlardı. Ama şimdi biz, yeni nesil biraz buna dikkat etmiyor gibi geliyor bana açıkçası. Onlar için sadece yapılması gereken iş neyse, ürün neyse onu verip çektirmek ve kullanmak onların işlerine geliyor gibi görüyorum ben. Fotoğraf hakikaten bir gönül işi. Yani bunu sevmek lazım. Sevmeden yapmak bunu mümkün değil. Yani gönül verdik. 22 yıl geçti ve hala aynı heyecanı duyuyoruz bir takım işler yaparken, bir şeyler oluştururken, onun bir yerde kullanılması, görmek falan, bunlar hakikaten hala bizi heyecanlandırıyor. Hoş. Yani bunu sevmek lazım. Bu işi yapabilmek için sevmek lazım zaten.